Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Aslında ben bunu çok uzun zaman önce yapacaktım. Yani birkaç gün gecikmeli yapıyorum. Kusura bakmayın. Birkaç günde zaten atakes falan yapamadım yoğunluktan dolayı. Öncelikle şunu anlatayım. Diyanet İşleri Başkanlığı son yapmış olduğu bir fetvalardan bir tanesinde evlatlıkla ilgili bir şey söyledi. Deprem Depremzedelerde yani depremzedelerin çocukları, yetim kalan, öksüz kalan çocukların evlat alınmasıyla ilgili verilmiş olan, sorulmuş olan bir soruya vermiş olduğu bir fetva da bunların aslında evlatlık olarak alınmaktan ziyade koruyucu aile dediğimiz aile kıvamında olacağını yani konumunda olacağını daha doğrusu ancak bu çocuklarla namahrem olduğunu yani evlilik olabileceğini evde namahrem olabileceğini söyledi. Şimdi insanlar tabii ki buna oldu mu hemen anında tepki verdiler. Ee, olur mu öyle şey sapıklık filan bilmem Bazı işte diyanetin dışında bazı hocalar, hacılar, hacılar, şeyhler, şıklar da benzer bir şey verdi. İnsanlar nedense buna bir tepki gösterdiler. Bu bir sapıklıktır vesaire filan diye. Kime sapık diyorlar onu bilmiyorum ama İslam dinine göre fetva vermesi gereken bir kurum İslam dinine göre fetva verince olay oldu. Yani bu çok ilginç bir şey. Bu da milletimizin kendi dinini bilmediğini gösterir. Oysa İslam dinine baktığımız zaman Ahzab Suresi 4 ve 5'te evlatlık dediğimiz olayın olmadığını görürüz. Ahzab Suresi 4 ve 5'te Kur'an'da der ki evlatlarınız Allah e, evlatlıklarınızı öz evlatlarınız yapmamıştır. Onlara miras veremezsinizler. Evlatlık olmadığını söyler. Bunu söyledikten sonra Ahzab Suresi 37'de Muhammed'in evlatlığı olan Zeyd'in boşadığı kadınla da evliliğini direkt Allah kendi katında yaptığını söyler. Yani bu demek oluyor ki evlatlık ilişkisi söz konusu değil. Şimdi İslam dini oldum olası böyle. Yani İslam dini 21. yüzyılda böyle olmadı. İslam dini Diyanet İşleri Başkanlığı istedi diye de böyle olmadı. İslam dini bugün sizin sapık dediniz hacılar hocalar istedi diye de böyle değil. İslam dini başından beri böyle ki bu ayetler beni dinden çıkartan ee, son damlalardı aslında. Yani ben artık bunları da göre, yani yeter bu kadar değil dedim ve dinden çıktım çünkü çünkü. Dürüst olmak, samimiyet bunu gerektirir. Beğenmiyorsanız o zaman inanmazsınız. Bu bu kadar basit ama hem beğeniyorum hem inanmak istiyorum hem de burayı kabul etmiyorum. Bu çok dürüstçe bir hareket değildir. İşime geldiği yeri kabul ederim, işime geldiği yer mi gelmeyen yeri kabul etmem. Bu da dürüstçe bir hareket değildir ki din bu değildir zaten. Din de sizden bunu istemez. İslam dini teslimiyettir. Sonuna kadar teslim olmanız gereken bir dindir. E teslimiyete göre evlatlık edinemezsin. Evlatlık edinemeden yabancı evindeki yabancı bir kız çocuğu ya da erkek çocuğu sana namahremdir. O da otomatik olarak o kız çocuğuyla erkek çocuğu evlenebilme hakkın olduğu için onunla olan ilişkin normal öz çocuğun olan ilişkin gibi değildir. Otomatik olarak evlenebilme ya da namahrem olabilme riskine göre hareket edeceksin. Yani evin annesi rolündeki bir kişi erkek bir çocuğu elde edip sonra o çocuğu gidip banyoda yıkayamaz. Bu İslam dinine haykırı. Ya ben öyle gelmiyorum Siz sapıksınız filan bilmem ne. E o zaman İslam dinine inanmazsın. Çıkarsın. Başka bir dine inanırsın. Ya da inanmazsın. Deist olsun. O senin bileceğin şey. Ben çıktım. Deist oldum. Sen de artık kafana göre ne istiyorsan onu al. Ama efendim bu bir sapıklıktır vesaire de deyip ondan sonra hala ben Müslümanım. Ya kusura bakma sen İslam dinine kendi kafana göre Müslümansın sen. İslam'a göre Müslüman e i̇yisin. Sen kendi kafana göre Müslümansın. E, ya da ben de her zaman söylüyorum. Bu ülkede, bu dünyada da Müslüman sayısı bir tanedir. O da kimse odur diyorum. Çünkü niye? Başkasının İslamını sen beğenmiyorsun. Yani Diyanetin İslamını mesela bugün Türkiye'de birçok kişinin beğenmediğini gördük. Arkadaşlar o şeyhlere, şıklara şey diyenler, e, sapık diyenler de o İslamı beğenmiyorlar. O şeyhlere, şıklara göre evlat edinip o evde aynı evde kalan, e, örnek veriyorum erkek çocukla aynı evde kalan anne o otomatik olarak, kusura bakmayın ama onların gözünde namussuz kadın ee, ve siz de Müslüman değilsiniz. Yani birbirinize göre siz Müslüman değilsiniz. O yüzden diyorum işte Müslüman sayısı birdir, o da kimse odur diye. Hepiniz çünkü birbirinize göre Müslüman değilsiniz ama İslam bu. Gerçek veya değil konusuna hiç girmiyorum bile. Gerçek veya değil, İslam bu. İslam dini bu. İslam dini evlatlığı hiçbir zaman kabul etmez. Şimdi bu ülkede evlatlık alıp o evlatları yetiştiren insanlar var. Şimdi bu de bunun sosyolojik kısmında, ekonomik kısmında durumu söz konusu. Şimdi evlatlık alıyorsun, evlatlık yetiştiriyorsun. Evlatlık miras alabiliyor mu? Hayır alamaz. İslam dinine göre evlatlık miras alamaz. Medeni hukukumuza göre alabilir. Ama şeye göre, İslam dinine göre evlatlık miras alamaz. Mirasını sadece öz çocuğun alır. İşte annen alır, kız kardeşin alabilir, eşin alır, erkek kardeşlerin alabilir, baban alır. Ama evlatlık zırnık alamaz. O yüzden evlatlık diye bir şey söz konusu değil. Yani depremzedeleri en fazla koruyucu aile olursunuz. O da evinizde yabancı bir erkek, yabancı bir kadın olduğunu düşünerek. diyeceği 5 yaşında çocuk. Ey üzgünüz. İslam dini bu. Gerçek bir şey yok. Beğendiğin, kabul ettiğin ve ben bu benim dinimdir dediğin din bu. Ya bunu kabul et devam et ya da kabul etme çık. Yani şey yapmanın riyakarlığın bir anlamı yok. Yani e, ben hem kabul etmiyorum hem Müslüman. Bu, 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 riyakarlık oluyor. Dürüst olun biraz. Yani dürüst olun. Kabul edin kardeşim. Yani sonuçta bu atla deve değil ya. Demek ki senin dinin bu. Aa, bu o zaman demek ki benim dinim çok daha namus namuskerane bir din diyebilirsiniz. E, çok namuskerane bir dinden devam edin o zaman. Ne diye uğraşıyorsunuz yani? Diyanete kızmanın da bir anlamı yok. Bu çerçevede baktığımız zaman. Şimdi Diyanet'in gelelim. işte bu, e, az önce söylediğim, yani geleceğim dediğim konuya gelelim. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu birisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetva verme yetkisi çok saçma. Fetva nedir ya? Şeyhülislam döneminde mi kalıyoruz? Diyanet İşleri Başkanlığı en fazla bilgi verebilir. İslam'a göre bu böyledir. Ama işte şu şöyledir, bu böyledir vesaire gibi de ekleyebilir hatta. Yani mesela medeni kanunumuzda da atıfta İslam dinine göre bu böyledir ama medeni kanunumuzda böyledir diye atıfta Fetva vermek yani kanuna Aykırı fetva vermek ve bu fetvanın da e, açıkçası bu ülkede bazı insanları yaptırım neticesinde etkilediğinde bilerek bir fetva vermek kanuna göre çok uygun bir şey olarak gözükmüyor. Çünkü bizim medeni kanunumuza göre evlatlık diye bir kurum var ve evlatlık olan kişiyle evlenemezsin. Aynı zamanda ona mirasında bırakırsın. Hatta evlatlık dediğimiz e, kişinin e, değeri yani... E, hukuki anlamdaki değeri öz çocuğunla aynıdır, eşittir. İslam dininin 180 derece tersidir bizim medeni kanunumuzda belirtilenler. Şimdi medeni kanuna aykırı bir fetva verir. Ben bununla ilgili yayın yaptığımda Murat Hoca çok güzel bir şey söylemişti. Dedi ki Murat Hoca e, yarın öbür gün miras paylaşım için erkeğe iki kadına bir diye bir fetva verirse ne olacak? E, mirası da ona göre paylaşın dersen ne olacak? Ya da ne bileyim işte hırsızın elini kesin. Hırsızın elini kesilmesi lazım. Cezaevine atılması işte o bir ceza değildir filan gibi fetva da verebilir. Fetva da, da saçma bir şey. Yani fetva diye bir şey söz konusu değil. Ne yazık ki ülkemize hala Diyanet İşleri Başkanı alıp soru sorar. Evlatlık edileceğim falan bilmem ne Sanki Diyanet İşleri Başkanı. Dur bir dakika Allah'a soruyorum. Dur ne diyor falan diye. Yani Diyanet İşleri Başkanı Allah'la irtibat olan bir şey değil ki. Diyanet İşleri Başkanlığı size böyle bir fetva verse birkaç şeye göre verecek. Bir Kur'an, iki hadisler, üç fıkıh. Bunlara göre içtimai kıyası da kullanacaktır belki büyük ihtimalle. Buna göre size fetva verecek. Kardeşim aç Kur'an orada, hadisler orada, fıkıh orada. Hepsi orada. Aç oku da A çok iyi yani senin bir şey, birine bir şey sormana gerek yok ki hala birileri açıp e, Diyanet İşleri Başkanı'na bir şey soruyorsa e, bu ülkede zaten din bilinmiyor demektir ki bilinmediği için bu kadar tepki geliyor. Bilse bu tepki vermez adam. Bilse ya, tamam doğru benim dinimde bu var ben zaten buna göre kabul etmiştim bir problem yok devam der. Yani adam bilmiyor Diyanet İşleri Başkanlığı da inatla onları al bak senin dinin bu diyor. Bunlar diyor ki aa bu bu inanç Ne kadar kötü bir fetva verdi filan. Ya fetva diye bir şey sormana, sormaz zaten. Aslına bakarsan dinen caiz mi diye bir sor bakayım. Sor bakayım diyen şey başkan. Dinen fetva almak caiz mi diye. Yani <laughs> dinen fetva almak caiz mi sorusunu fetva alarak öğrenmek istiyorum. Bu çok saçma bir şey olur. Açın Kur'an'ınızı, hadisinizi, kitabınızı, fıkhınızı, zartınızı, sürtünüz, neyiniz varsa, içtimasınızı, bilmem nesini okuyun. Çok zor bir şey değil. İnternette bir, bir yığın bu tür kitaplar var. Hangi artık hocanın hangi şeyini istersen açın okuyun. Ama bizim ülkemizde insanlar okumakla aciz oldukları için okumak yerine açıp bir telefonla bir işte şey ona buna soru soruyorlar. Yani diğer Diyanet İşleri Başkanı'na sormuş. Kimisi gidiyor işte efendim bilmem ne cübbeli bilmem neye cübbesiz bilmem neye şeyh bilmem neye bilmem ne tarikatının e, gavsına gidiyor menziline gidiyor zartına gidiyor zurtuna gidiyor. E, hoca efendi ben bunu şöyle yapacağım falan. Yani geri kardeşim ya, hoca efendi olmasa sen hiç Allah'la itibata geçemeyeceksin demek ki. Yani İslam dini bu mu? Yani baktığımız zaman. Eğer bu diyorsanız ruhban sınıflı bir İslam dini diyorsanız e, ya el ne o zaman devam edin. Şeyhinizin eteğini öpmekle, e, önünde havlamakla devam edin. Ama İslam dini bu değil diyorsanız ki birçok Müslüman bu değil diyor. E, o zaman açın kitabınızı okuyun kardeşim. Kitabınızı okumaktan niye eriniyorsunuz? Onu hiçbir zaman anlamıyorum. Ben hatta şununla ilgili bir şey de söylemiştim. Türkçe Kur'an şey, e, kur kursları açılıyor. Türkçe Kur'an kurslarından ziyade Arapça Kur'an kurslarından bahsediyorum. Arapça Kur'an kursları açılıyor. 4-6 yaşında çocuklara Kur'an kursu dersi veriyorlar filan. Arkadaşlar ben şunu açık olarak üstüne basa basa söyleyeyim. Bu ülkede açılmış her Kur'an kursu bir çocuğun bilimi hatta Kur'an'ı öğrenmesinin önündeki engeldir. Bak Kur'an'ı öğrenmesinin önündeki engeldir. Niye söylüyorum bunu biliyor musunuz? Çünkü açtığınız her Arapça Kur'an kursu o çocukları Arapça papa anlaştırmaya çalışıyor. Onu beyni sulanmış Mustafa Kemal diye yani beyni sulanmış hafızlara döndürmek gibi. Onun yerine ver kardeşim Türkçe Kur'an eline. Madem adam çocuk Kur'an öğrensin istiyorsun. Ben çok dindarım. Benim çocuğum işte dini öğrensin. Ver Türkçe Kur'an okusun o zaman. Sıkıyoruz. Hadi bakalım. Niye Türkçe Kur'an vermiyorsun eline? Gerçekleri öğrenmesin. Niye gerçekleri öğrenmesin? Türkçe Kur'an okusa belki adam, belki çocuk bak böyle diğer başkanlığı açıp saçma sapan sorular sormayacak. Hatta kimse soru sormayacak. Açacak Kur'an'ı kendisi okuyacak. Bunu istemiyor musunuz yani? Siz çocuklarınızın hadisleri, Kur'an'ları, fıkıhları, ee, ne bileyim işte ee, alimleri açıp kendi dilinde okuyup anlamasını istemiyor musunuz? Ben cevap vereyim. istemiyorsunuz Çünkü işinize gelmiyor. Çünkü onları okuduğu zaman bu tarafa gelecek. Değil mi? Ateist olacak, deist olacak. öyle bir şeyler söyledi. Bir de Türkçe Kur'an insanlar deist yapar. Öyle bir laf vardı. Bazı Müslümanlar buna karşı çıktı. Olur böyle şey filan dedi. Ama gerçek bu. Yani istatistiksel olarak baktığımız zaman da bu Türkçe Kur'an okuyan çocuklar, gençler özellikle daha fazla deizme ve ateizme yöneliyor. Çünkü niye? 21. yüzyılda yetişmiş bir çocuğa 7. ya da 8. yüzyılda yazılmış bir kitabı okutturursa e onu kabul etmez tabii ki yani sonuçta. O zaman ne yapacaksın? Ya işi Arapçasına vuracaksın ki ona vuruyorlar. Ya yani Kur'an oku mu Arapçasını oku. Ya da Kur'an'la e, bu çocuklar arasına, C kuşaklar arasına işte şeyhleri, şıhları, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi fetva kurumlarını koyacaksın. Onlar da işte kendi kafalarına göre hangisinin mezhebi neye uygunsa mezhebine göre şerbet verecek. Ondan sonra çocuk diyecek ha bu böyle mi falan diyecek. Ya, yani ne oldu? Kur'an'la şeyin arasına, kişinin arasına yani kulun arasına diyeyim. Kulla Kur'an arasına bir şeyler soktun. Arapçayı soktun, şeyhleri soktun, şıhları soktun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı soktun. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı İhsan Eli Açın Kur'an da topladı. Hadi bakalım. Ya yani adam Kur'an yazmış. Adamı Kur'an'ı toplatıyorlar. Ona, şimdi bak Kur'an toplatanlar kendilerine Müslüman muhafazakar diyen adamlar değil mi? Yani hani ben mesela ben başa gelsem mesela ben iktidar olsam toplayın Kur'an'ları desem dersek ulan bu herif ateistin önüne gideni zaten bu herif ateist. Tabii ki Kur'anları toplatacak filan. Aksine mesela ben devletin başında olsam Kur'anları toplatmam. Aksine bastırın Kur'anları, yazın, her tarafa gönderin Kur'anları. Herkesin elinde Kur'an olsun, her çocuk Kur'an okusun, açsın Türkçesini, okusun, okusun, okusun derim. Çünkü niye okusun kardeşim? Okusun ona göre kabul ediyorsa etsin derim. Ama Müslüman ne yapıyor? okumasın. Aman İhsan Eli Kur'an'larını kaldırın. Kesinlikle onu okumasın. Kesinlikle şunu okumasın. Ya arkadaşlar yapmayın. Yani bu arada kitap kaldırmak, kitap toplatmak mı kaldı artık? Yani kaçıncı devirde yaşıyorsunuz siz? Kitap toplatıyor filan. İhsan Eli Açın kitapları toplatısı. E-Kitap diye bir şey var. E-Kitap bir olay var. Adamın kitapları internetin her köşesinde dolanıyor. Ne yapacaksın? İnterneti komple mi yasaklayacaksın? Yani bu arada hani internetin belli bir bölümünde de değil. Ya bütün internette dolaşıyor e, İhsan Elaç'ın kitapları. Yasaklasan bir yasaklayamazsın ki herkes İhsan Elaç'ın kitabı. Şimdi e-kitap yap, hop gönder gitsin. İhsan Elaç'ın kitap bastırmasına gerek yok ki zaten. Ben Kur'an meali yaptım, bilmem sitesine yükledim. Gidin oradan indirin arkadaşlar. Bitti. Bu kadar. Para da mara da önemli değil. Hani bize diyelim ki şey adam gerçekten hani İslam dinini çok seviyor. O kadar çok seviyor ki para kazanmak o şeyinde değil. Umumda değil. Ki olabilir İhsan Eli Açık bunu yapabilecek bir insan. E İsa dedi ki kardeşim al benim Kur'an'ım e kitap olarak şurada. Gidin alın indirin. Gençler indirin okuyun hadi bakalım. Ne oldu? Kitap toplatıyoruz. Herkes indirecek. Ne oldu? İndirmeyi mi engelleyeceksin? İnsanlar bilgisayarına mı koyacaksın. Telefonlarına mı koyacaksın? E mümkün değil. Ya kitap toplatmak diye bir şey mi kaldı? Ya ya bu, bu çok, komik komik. Hani traji komik. Hem bir trajedi var içinde. Hem bir komedi var. Ülkede Kur'an toplatıyorlar. Üstelik bunu yapan hükümet kendisine muhafazakarım diyenler. Bunu yapanlar senden benden daha Müslüman. Ben de ateistim de yani sizden daha Müslüman olanlar bunu yapıyor. He. İlginizi çekin. Bakın arkadaşlar ben şunu söyledim size. Eğer bu dünyada size birileri Kur'an okumayın diyorsa ondan kaçın. Bak açık olarak söyleyeyim. İster ateist olsun, ister deist olsun, ister Müslüman olsun. Birileri gelip size aman bu Kur'an'ı Türkçe okuma. Türkçe ya da anladığınız dil neyse. Aman bu Kur'an'ı ana dilde okuma diyorsa ondan kaçın. Çünkü gizlediği bir şey var demektir. Kur'an okunmak için gönderilmiş bir kitaptır. Okuyun arkadaşlar. Korkmayın. Diğer İşleri başkanlığının fetvasına bu kadar şaşırmanızın, bu kadar tepki vermenizin sebebi okumamanızdan kaynaklanıyor zaten. Okusaydınız bu kadar tepki vermeyecektiniz. Bak ben tepki veriyor muyum? Vermiyorum. Çünkü diyeyim bu. Ben zaten bu yüzden dinden çıktım. Benim dinden çıkma sebebim buydu. E siz de okuyun. E, buna göre kabul edeceksiniz de devam edin o zaman. Çıkacaksınız da çıkın. Ama dürüst olun. Yani sonuçta şey riyakarlığın bir anlamı yok. Hem kabul etmiyorum hem dinden çıkmıyorum olayı. Bana çok mantıklı gelen bir hareket değil. Büyük ihtimalle Müslümanlar da mantıklı gelen bir hareket değildir. Yani İslam'ın bir kısmını kabul etmiyorum diyen adamın hala kendisi Müslüman demesi çok mantıklı gelen bir olay gözükmüyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.